Ben devleti ve milleti her türlü siyasi ve şahsi kaygının ve menfaatin üzerinde bilirim. Devlet hükümet ayrımını yaparım. He. Bunu bir kenara koy. Devlet siyasi parti ayrımını yaparım. Ama devletin ve milletin varlığını hedef alan bir tehdit, bir saldırı olduğunda bunu bertaraf edebilmek için birlik olman gerekir. Her türlü başka kaygıyı, millet ne deri falan her şeyi bırakacaksın. Çünkü Devlet çatısı eğer çökerse hepimiz altında kalırız. Milletin üstün menfaati eğer zarar görürse öbür siyasetler geçicidir. O zarar çocuklarımıza, torunlarımıza sirayet eder. Onun hesabını veremeyiz. Ve e, Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. Baksanıza etrafımıza. Kuzey Afrika'ya bakın, Orta Doğu'ya bakın. Devletleri çatır çatır çatlattılar. Yani. Hepsini çökerttiler, böldüler, parçaladılar. Farklı yöntemlerle? Çok farklı yöntemlerle parçaladılar. Cumhuriyetin temeli tabii çok sağlam. Cumhuriyetin kurucuları, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, önceki... Devletlerimizi ve önceki tecrübelerimizi de yok saymamışlar. Onların üzerine bina etmişler. Yani ağaç kovuğundan çıkmadık biz. Tabii ki bir tarihte bir akış içerisinde son ve çok güçlü bir devletiz. Buna sahip çıkmak zorundayız. Bu devletimizin de kuruluş temelleri Anayasanın ikinci maddesinde tane 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 madde madde alt alta yazıyor. İşte ben o nitelikleri taşıyan Devleti kutsal biliyorum. İnsan için devlet, birey için